Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmeni Sami Yıldız. Bugün TÖDER Türkiye Geneli Matematik içerisindeki geometri sorularını çözeceğiz arkadaşlar. 31. sorudan bir trigonometri sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. ABC bir dik üçgen AE 2 cm AE 2 cm EC 6 cm ABE açısı x derece ACB açısı x derece olduğuna göre sinüs x kaçtır? Arkadaşlar önce iç içe üçgenler şekilli sorularda genelde önce geometrik çözüm yapacağız. İç içe üçgenler ve farklı yerlerde eş açılar varsa bu soru benzerlik sorusudur. Yani ben buraya y açısı dersem x artı y 90 derece olduğu için c açısına x dolayısıyla bunun tamamına y dememiz gerekiyor ki 90 dereceyi tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar buraya a diyelim. Y'nin karşısı a. Küçük üçgende y'nin karşısı a. Büyük üçgende y'nin karşısı 8. Küçük üçgende x'in karşısı 2. Büyük üçgende x'in karşısı yine aynı şekilde a. Buradan a kare eşittir 16 ise a eşittir 4 bulunur arkadaşlar. Getirip a yerine 4 yazdığımda Pisagor'dan 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16 topladım 20. Yani 2 kök 5 olarak BE uzunluğunu buluruz arkadaşlar. İster büyük üçgende isterseniz de küçük üçgende sinüsün karşı bölü hipotenüs olduğunu bildiğimiz için sinüs x karşı x'in karşısı 2 küçük üçgende x'in karşısı 2 90'ın karşısı yani hipotenüs 2 kök 5 2 bölü 2 kök 5 olduğundan dolayı 2'ler gider arkadaşlar 1 bölü kök 5 şıklarda ya 1 bölü kök 5 ya da kök 5 beş bölü 5'i aramamız gerekiyor. Cevap E seçeneği olur arkadaşlar. Evet 32. sorumuz yine bir trigonometri sorusu arkadaşlar. Kosinüs kare x artı kosinüs x eşittir 1 olmak üzere 4 çarpı sinüs 4x artı 4 çarpı sinüs kare x eksi 1 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi yukarıda kosinüs kare x artı kosinüs x 1 demiş. Kosinus x yalnız bırakacak olursak 1 eksi kosinüs kare x diye yazılabilir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurası sinüs kare x e eşittir. Yani 1 eksi sinüs kare x artı kosinüs kare x sinüs kare x artı kosinüs kare x eşittir 1 olduğunu biliyoruz. Kosinus e, sinüs kare x'i yalnız bıraktığım zaman 1 eksi kos kare x yerine sinüs kare x yazabileceğimizi biliyoruz. Şimdi arkadaşlar şurayı dört parantezine alalım. Bakın şurayı dört parantezine alalım. Dört parantezine aldığımda sinüs 4 x artı sinüs kare x eksi 1 olur arkadaşlar. Şimdi gençler bakın burası sinüsleri üzeri 4x artı sinüs kare x. Peki biz burada sinüs kare x yerine kosinüs x yazabiliyorsak buranın bir daha karesini aldığımda o zaman şöyle yazabilirsek sinüs 4x eşittir kosinüs kare x olur arkadaşlar. Yani kosinüs sinüs kare x yerine bakın sinüs kare x yerine kosinüs x yazıyoruz. Sinüs 4x yerine de kosinüs kare x yazabiliriz. Aradaki işaret artı. Yukarıda verilen ifadeye bakacak olursak Cos kare x artı kosinüs x. Yani şuranın 1 olduğunu biliyoruz. 4 çarpı 1 4. Bir de eksi 1'imiz burada var arkadaşlar. O halde cevabımız 4 eksi 1. Yani 3 bulunur arkadaşlar. Cevap C seçeneği olur arkadaşlar. 30. soru. iki tane eşkenar üçgenimiz ABC ve DEC eşkenar üçgen olmak üzere önermelerinden hangisi ya da hangileri daima doğrudur? Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgenin bir iç açısı 60 derece olduğu için önce şuraya bir bakalım. Ben buraya A açısı, buraya B açısı dediğimde A artı B 60 derece. Dolayısıyla şuranın 60 olması için buraya A yazmak zorundayız. Şuradaki ADC üçgeni ile BEC üçgenine dikkat edelim arkadaşlar. Bakın kırmızı bir kenar, Aradaki açı A, mavi kenar. Buraya baktığımda kırmızı bir kenar. Bakın şurası BC kenarı. Aradaki açı A ve mavi bir kenar. O halde iki tane üçgenin iki kenarı ve arasındaki açıları eşit olursa bu üçgenler eş üçgenlerdir. Yani kırmızı çizgiler eş. Zaten eşkenar üçgen olduğu için şuraya eşitliği gösterebiliriz. Mavi çizgiye tek çizgi ve şöyle atalım. Ve şuraya da şu şekilde bir eşitlik işareti bırakalım. Şimdi okuyalım. BC dik DE. BC ile DE'nin dik olmadığını ya da kesinlik daima dediği için bir açı verilmediği için kesinliğimiz yok arkadaşlar. Daima doğru değil. AD uzunluğu ile BE uzunluğu bakalım. AD uzunluğu evet. BE uzunluğu evet. Eşlikten dolayı A'nın karşısı AD, A'nın karşısı BE eşit olmak zorunda ve daima doğrudur. ADC üçgeni ile ADC üçgeni ile BEC üçgeninin birbirine eş olduğunu zaten açılardan yakalamıştık. O halde 2 ve 3 yani E seçeneği devamlı ya da daima doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Cevap E seçeneği olur arkadaşlar. Evet 34. soru. Bir kenar uzunluğu 3 santimetre olan, hemen 3'ü yazalım. Bir kenar uzunluğu 3 cm olan düzgün altıgen, D doğrusu üzerinde, ok yönünde yuvarlanarak DE kenarı üzerine getiriliyor. Buna göre B noktasının şekil 1'deki konumu ile şekil 2'deki konumu arasındaki uzaklık olan X kaç santimetredir? Arkadaşlar, bu D noktasının D doğrusunun üzerine düşebilmesi için bakalım. Önce birinci tur attığımızda C buraya gelecektir. Sonra ikinci kez devirdiğimse, D yine buraya düşecektir. BC uzunluğunun 3 cm olduğunu biliyoruz. CD uzunluğunun yine aynı şekilde 3 cm olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla BD uzunluğumuz 6 cm. B noktasından D noktasına çizeceğimiz düzgün altıgenin en kısa köşegenidir. Düzgün altıgenin en kısa köşegeni kenarın her zaman köküç katıdır. Yani 3 kök 3. Arkadaşlar bir dik üçgen oluşturduk. Pisagor'dan 6'nın karesi artı 3 kök 3'ün karesi eşittir x'in karesi. 36 27 daha 63 eşittir x kare. Buradan x eşittir 3 kök 7 bulunur arkadaşlar. Cevap B seçeneği olur. 35. sorumuz. Kenar uzunlukları 4 birim ve 6 birim olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt AC köşegeni boyunca kesiliyor. Elde edilen bu iki parça dik koordinat düzlemine aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre OD ile A2C2 kenarlarının kesişim noktası olan K noktasının apsisini soruyor. Arkadaşlar şimdi ben buraya baktığım zaman burası 4, burası 6, şurası 4. Ben şuraya alfa dediğimde Z kuralından şurası alfa. Şuraya beta dediğimde yine Z kuralından buraya beta diyebiliriz. Getirip şurayı yerleştirelim. Şurası alfaydı. Şurası betaydı. Yine aynı şekilde burası alfa. Arkadaşlar alfa artı beta 90 ise şuraya 90 diyebiliriz. Şurası 4. Şurası 6. Arkadaşlar şurası 4. Yine aynı şekilde 6 olacak şekilde yazabiliyoruz. Yani şuranın beni ilgilendiren kısmı şu. OD doğrusunun eğimi OD doğrusunun eğimi tanjant bakın OD doğrusunun eğimi MOD diyelim buraya MOD eşittir tanjant bakalım bakın x ekseniyle yaptığı açı alfa olduğu için tanjant alfa arkadaşlar alfanın buradaki karşı bölü komşusuna bakalım karşı 4 komşu dik üçgende karşı bölü komşudan 4 bölü 6 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 bulunur. Orijinden geçen doğruların denklemleri y eşittir mx'tir arkadaşlar. Orijinden geçen doğru denklemleri y eşittir mx. Yani od doğrusunun denklemi y eşittir 2 bölü 3 x olur. y eşittir 2 bölü 3 x olur. Şimdi arkadaşlar bu doğrunun denklemine bakalım. Bakın a2 c2 doğrusunun İki noktası biliniyor. 0'a 6 noktasıyla 4,0 noktası. Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğrunun denklemi x bölü 4 artı y bölü 6 eşittir 1. Buraya bakın şurayı 3 ile çarpalım. Şurayı 2 ile çarpalım. O halde 3x artı 2y eşittir 12 bulundu. Bana bu doğru ile şu doğrunun kesim noktasının apsisi. Yani x'i soruyor. Y gördüğünüz yere 2x bölü 3 yazabiliriz arkadaşlar. Yazalım. Şurası 3x artı 2 çarpı y. Y yerine yine aynı şekilde 2x bölü 3 yazabiliyoruz arkadaşlar. Eşittir. Bakın eşittir 12 olduğunu biliyoruz. Payda işlediğimde 9x artı 4x eşittir 36. Buradan 13x eşittir 36. x eşittir 36 bölü 13. Yani kesişim noktasının apsisi C seçeneği olur arkadaşlar. 36. sorumuz yine bir döndürme sorusu arkadaşlar. A, B, dik AC ABC 30 derece yani bu 30-60-90 üçgeniymiş bu döndürme da şekil hiçbir zaman değişmiyor. Yine 30 buraya geldi. 60 buraya geldi. 180'i tamamlayalım ve buraya da 60'ı yazalım. BC kenarı D doğrusu üzerinde bulunan şekildeki ABC dik üçgeni C köşesi etrafında ok yönünde döndürülerek AC kenarı D doğrusu üzerine gelecek şekilde döndürülüyor. A köşesi 12 metre yol aldığına göre A köşesi 12 metre yol aldığına göre B köşesi kaç metre yol alır? Arkadaşlar A köşesinin aldığı yol şöyle bir dairesel hareket. Şimdi C merkezli bir çember yayı gibi düşünelim. Merkezi C noktası olduğu için ben buraya R dersem şuraya da aynı şekilde R diyebilirim. Aldığı yol 2 pi R. kaç derecelik? 120 derecelik. 120 bölü 360 derecelik bir yay uzunluğu kadar yol alır. Bunu 12 vermiş. Burayı sadeleştirdiğimde burası 3. Burayı sadeleştirdiğimde burası 6. Pi çarpı R eşittir 18. R eşittir 18 bölü pi bulunur. 18 bölü pi bulunur. Diyor ki Aldığına göre B köşesi, arkadaşlar B köşesinin aldığı yol ise tahmini olarak yine C merkezli 120 derecelik daire dilimi kadar bir yol alacaktır. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey B merkezi, C merkez olduğu için B'nin aldığı yol ise şurası. 30'un karşı R ise 90'ın karşı 2R olacak. Dolayısıyla bizim hipotenüs bu yayın merkezi olacaktır. Yani yarı çapı olacaktır. R'yi 18 pi 18 bölü pi bulduk. İki katını aldığımızda 36 bölü pi olarak bir yarı çapa sahip. Ne kadarlık bir açı hareketi yapmış? 120 derecelik bir yay hareketi yapmış. O halde 2 pi r, r'yi zaten 36 pi, 36 bölü pi bulduk. Çarpı 120 bölü 360 derecelik bir yay ölçüsü kadar yol alacaktır B noktası. Burayı sadeleştirdiğimde burası 3 olur. Burayı de burası yine aynı şekilde 12 olur. Pi'ler de birbirini götürdü. Cevabımız 24 metre olarak çıkar arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Kısaca şöyle de diyebiliriz. R yarıçaplı ve 120 derecelik bir yay hareketi 12 metre yol alıyorsa 2R 2 katına çıkardığımız için hipotenüs olduğu için bunun da aldığı yol 2 katı yani 24 metre olarak da kısa bir çözüm yapabiliriz. Evet 37. soru yine bir katlama sorusu. Şekil 1'deki verilen O merkezli daire biçimdeki kağıt AB kirişi üzerindeki küçük parça AB üzerine katlanarak şekil 2 oluşturuluyor. Buna göre ACB açısı kaç derecedir? Arkadaşlar katlama sorularında çoğu zaman şu şekilde açabiliyoruz. Burayı açtık. Katlama sorusu simetridir. Simetri ekseni gibi düşünün. O halde AB doğrusu buranın simetri eksenidir. Simetri demek 90 ve burası buraya eşit anlamına gelir. Şimdi ben buraya A dediğimde buraya A olur. Dolayısıyla yarı çapımız 2A olacaktır. Arkadaşlar 90'ın karşı 2 a ise a'yı gören her zaman 30 derece. Dolayısıyla burası 60 derece. Bu yay 60 derece ise simetri ekseni olduğu için iki eşit parça bölecek. Buraya da 60 derece yazabiliriz. Peki ben açtığım zaman alfaya dikkat edelim. Alfayı eski konumuna getirelim. Şu şekilde yukarı doğru açılacaktır. Yani alfa buraya gelecektir. Ben buranın 120 derece olduğunu bulduysam çemberin tamamından dolayı aşağıya 240 derece kalacaktır. 240 dereceye gören çevre açıdan dolayı cevabımız D seçeneği yani 120 olacaktır. Evet 38. sorumuz bir daire sorusu. Şekildeki o merkezli yarım daire biçimindeki kağıtta AOC 105 derece, AB 16 birim, BC 8 birim. Yani bu dairenin çapı 16. Yarı çap 8, yarı çapı 8 olacak şekilde yazabiliriz. Bakın arkadaşlar şuraya 75 derece yazalım. Şuraya da yine aynı şekilde 75 derece geriye de 30 derece kalacaktır. İkiz kenar üçgen olduğu için 30 derece kalacaktır. Ben şekil 2'deki gibi yani kat, kesilme sonrası kalan parçanın alanını bulmak istiyorsam tüm yarım daireden tüm yarım daireden aşağıdaki beyaz parçayı çıkardığımda kalan bölgenin alanını bulabiliyorum. O halde bakalım. Tüm parça yani yarım dairenin alanı pi r kare pi r kare 8'in karesi. Yarım daire olduğu için bölü 2 diyoruz. Yarım daireden iki kenarı ve arasındaki açısı bilinen üçgenin alanı 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 16 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 yerine de 1 bölü 2 yazabiliyoruz arkadaşlar. 2 kere 2 4. Burayı sadeleştirdik. 2 kaldı. Yani 32 kaldı. Burası da 32 pi. O halde tüm alan 32 pi'den yani yarım daireden üçgenin alanını çıkardığımda kalan bölgenin alanını bulmuş oluruz. Burayı 32 parantezine alırsak pi eksi 1. Yani cevabımız Adana A seçeneği bulunur arkadaşlar. 39. soru ee, bir katı cisim sorumuz arkadaşlar. Yüksekliği 16 pi ve taban yarıçapı 8 cm olan dairesel dik silindir biçimdeki odun taban çapından geçen bir düzlemle kesilerek iki eş parçaya bölünüyor. Parçalardan birini kesit yüzeyi yere gelerek diğerini de o yüzeye dik olan bir başka yüzeye yapıştıracak şekilde yerleştiriliyor. K noktasına bulunan bir karınca kütükler üzerinden yürüyerek en kısa yoldan L noktasına gidiyor. Bu karıncanın aldığı yol kaç santimetredir? Arkadaşlar en kısa yol soruları Pisagor sorularıdır. Yani cisim ne olursa olsun açacağız. Yani karıncanın yürüdüğü yüzeyi düz bir yüzey gibi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi biz birden fazla çember olduğu için şöyle birleştirirsek 8 8 8 ve 8 olacak şekilde yani 16 Burası 90 olduğu için, burası 16, burası 8 olduğu için 8 kök 3. 30, 60, 90 üçgenini çok rahat bir şekilde görebiliriz. Karıncanın yürüdüğü yüzeylere bakacak olursak, bakın arkadaşlar, burası 120 derece. E pardon, 150 derece. Burası da 120 derece, yani silindirin şu yüzeyi 120 150 derecelik bir yüzey, yan yüzey, burası da 120 derecelik bir yan yüzey. Toplamda 150 ile 150 derecelik bir yan yüzey ve 120 derecelik bir yan yüzeyden 270 derecelik bir yan yüzey devrilecek. Yüksekliğinin 16 pi olduğunu biliyoruz. Yani bir silindiri silindiri açtığımızda şöylesine açtığımızda tamamını açtığımız zaman 2 pi 16 pi bakın yarı 8 olduğu için 16 pi yüksekliği yine 16 pi olur. Ama karınca buradan tam bir tur atsaydı, yani şöyle bir tur atsaydı, 360 derecelik bir yüzey üzerinde yürüyecekti. Ama bizim bulduğumuz 270 derece. 270 derece bir yüzeyin, yani taban yüzeyinin dörtte 3'ü kadardır arkadaşlar. Yani dörtte üçünden dolayı 4 pi'si burada, 12 pi'si burada olacaktır. Burası da 16 pi yükseklik zaten biliyorduk. O halde bu karıncanın yürüdüğü en kısa yol şu bölgemiz yani şu yolumuzdur. 12, 16, 20 üçgeninden 20 pi olur arkadaşlar. Cevap E seçeneği olur. Evet, AYT matematiğin son sorusu. Eşit kenar uzunlukları bir birim olan şekildeki A1, A2, A3 üçgensel bölgelerinin her biri orijinal tarafından 360 derece döndürülüyor. A1'in taradığı bölgenin alanı S1, A2'nin taradığı bölgenin alanı S2, A3'ün taradığı bölgenin alanı S3 olmak üzere önerim ifadelerinden hangisi veya da hangileri doğrudur diye bir ifade var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu kağıttan yapılan bir üçgeni şöyle sen çevirdiğim zaman şu yeşil bölgenin taradığı bölge alan olarak bir birim yarıçaplı bir daire tarayacaktır. Yani İlk bölgemiz S1 olduğu için pi r kareden 1 pi. Buraya baktığım zaman yarı çapı 1 1 kök 2. Buranın kökü olması yine aynı şekilde dairesel bir hareket yapacaktır. Yani pi r kareden tarayacağı bölge 2 pi kadar bir alan böyle tarayacaktır. Şimdi bunların üçünün eşit olma ihtimalini aradan çıkardık. Buraya baktığımız zaman ise şöylesine bir dairesel hareketi sivri uç yapacaktır. Bir de şurada boşluk dediğimiz kısım yani şurası bir taralı bölge. Yani bunun tarayacağı bölge ise şu şekilde olacaktır. Peki ben buraya çizdiğim zaman burası tam dik olacak. İkiz kenar ya da karenin köşegenleri birbirini ortalar. Dolayısıyla kök 2 bölü ikisi burada. Kök 2 bölü ikisi burada olacak. Yani pi r kare 2 pi'den bir önce bulduğumuz 2 pi'den Pi r kare bölü 2, yani pi bölü 2 çıkarmamız gerekiyor. Pi r kare tamamı 2 pi idi. Yarı çapı kök 2 bölü 2 olduğu için, bakın yarı çapı kök 2 bölü 2 olduğu için karesini aldığımda pi bölü 2 de buranın alanı. Buranın alanı da 3 pi bölü 2 olacak şekilde bir bölge tarayacaktır. Birisi pi, s1 pi, s2 2 pi ve s3 3 pi bölü 2. s1 ile s3'ün toplamı 2 pi ediyor mu? Hayır. Ama sıralamaya baktığımda S2 2 pi. Burası 1,5 pi. Burası 1 pi. Yani sadece 3. dediğimiz B seçeneği doğru cevabımız olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu son sorumuzla birlikte AYT matematik testimiz de bitmiştir. Sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.